Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Hüseyin Şamil Güser için. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizinden karşı karşıya geldik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Şamil Bey de efendim Kayserili. Kayseri evet. Pınarbaşlı. Onunla evet. Yani son derece hemşeriyiz. Evet. Yiğidin harman olduğu yerde. Biraz kendimizi övelim. Övelim tabii. Övelim efendim. Hak ediyoruz. Hakikaten. 16 yıldır sınıf öğretmenidir kendisi. Uğraşınızın, görevinizin başarıyla devamını dileriz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. 11 yaşındaki Janset'in, 8 yaşındaki Deniz'in de babası. Evet. Buradan selamlar gönderiyoruz. Birçok konuyla ilgileniyor Şamil Bey. Bugün karşısına çıkacak olan 14 soruyu cevaplayıp hafta finaline doğru yol alma arzusunda. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman hadi hayırlar uğurlar diyelim başlayalım mı Sayın Zigoş? Başlayalım. Buyurun geliyor. Ortaya konan çaba güç. Bu anlamda Fransızca kökenli bir sözcüktür. Harcadım. Çok çaba harcadım bu iş için. Çok ne harcadım? Fransızca. Efor. Çok güzel. 400 puan değerinde yerleşti işte yerine. Bilgi sorusu mu bilgi sorusu? Çok uğraştırır mı zannetmiyorum. Buyurun geliyor efendim. Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimidir. Peso. Çok güzel. Bir 400 puan daha yerleşti yerine. Şimdi soru yeterince açıklayıcı olabilir ama beraberinde bir kadın ismi olduğunu da söylemek isterim. Görelim efendim. Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey. Sır. Gizem. Gizem. Akıyor. Şamil Bey ilk 3 soruyu bitirdi bile. Buyurun 5 harfli cevaplarda bitsin. 4. sorumuzdur ve der ki elektrik akımını geçirebilen tel sarılmış makaraya bobin. Bobin deniyor. Bu da kasayı 1800 yapıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir gezegenden bahsedeceğiz. Size biraz eskilerde kalmış iki ismini vereceğim ki bulmaca sorusu olarak çok sık kullanılır bunlar. Gezegenin adını da siz bana söyleyeceksiniz. 6 harfli olduğunu unutmazsak rahat ederiz. Tamam. Buyurun gelsin. Zühal Sekendiz. Merkür. Hadi bir tane daha. Satürn. Satürn. 600 puan değerinde. Tamam. Harf almadınız, ne güzel yaptınız. Şimdi bu soru belki biraz kafa karıştırabilir. Keza öncesindeki bobin acaba harf aldırır mı diye korkuyorduk. O yüzden yarışmacının morali bozulursa bir kendine gelsin diye şöyle hediye bir soru hazırlamıştık. Buyurun afiyet olsun efendim. Yarısı mastar. Sesi azaltmak, alçaltmak, kısmak. Kısmak. 3000 oldu. Çok da güzel oldu. Hali hazırda 3 dakika 26 saniye var elinizde. Yani yarım dakikada neredeyse soruların yarısını hapettiniz. Daha doğrusu şunu da cevapladığınızda yarısı bitmiş olacak. Buyurun gelsin. Yürürlükte olan, uygulanan, sonuna da almış ekini olmuş 7 harfli. Yürürlükte olan, uygulanan. Bir harf alayım. Alalım bir tane. Aldığımız ilk harftir bu arada bu. Sakince düşünelim. Geçerli. Gerek yok sakince. İvmemizi bozmayalım. Geçerli. Tamam. 7 harflerin ikincisi. Yine sonunda bir ek var. Bu gibi değil ama. Gelsin. Hayati tehlike içeren. Hayati tehlikesi olan. Ölümcül. Ölümcül. 700 puan daha demek ki. Tamam efendim. Tamam. Kısmak sorusu kadar kolay bir soru. İlk 8 harfli cevabı oluşturuyor. Sorusu da şöyle bir şey. Araları açılmak dikkat. Tek dert ne biliyor musunuz? Birden fazla cevap gelir aklınıza. Siz 8 harflisini düşünün. Bozulmak. Karşılıklı olarak. Bozuşmak. Bozuşmak daha güzel. 800 puan. Tamam. Şu peso sorusuna benzer bir sorudur ki bilgi sorusu olarak tanımlanır. Buyurun gelsin, rahatça cevaplayın. 1609 metre uzunluğundaki bir ölçü birimini soruyorum size. İki kelimeden oluşuyor efendim bu ölçü biriminin adı. Buldunuz, saydınız. Karamili. Ve de tertemiz bir 800 puan kazandınız. Maşallah. Nazar değmesin. Şimdi 2, 9, 2, 10 harfli cevap kaldı. Bu son 4 soruda tek korktuğum soru ilk 10 harfli cevabınız efendim. İkinci 10 harfli cevabınızda da böyle bir belli bir metafor var. Ama
Daha önce duymuşsunuzdur muhtemelen o metaforu. Harf almadan 1000 puan kazandırır o gibi geliyor. Ama ilki biraz uğraştıracak gibi. Harf alacaksak orada alacağız. Fakat 2 dakika 46 saniye gibi de bir süremiz var. Onu unutmayalım. Buyurun gelsin. Raflı askılık. Bu 9 harfli Fransızca kökenli bir kelime. Bir mobilya bu. Vestiyer. Olmadı. Olmadı. Vestiyer bir defa 8 harfli. Portmanto. Daha güzel oldu. 900 puan kazandı. Aynı hızlı cevaplayabileceğimiz bir soru daha ve 9 harfli cevapları bitiriyor bu soru. 2 kelimeden oluşuyor efendim cevabı. Görelim. Ağız içinde alt ve üst olmak üzere 4 adet bulunan... Köpek dişi. Çoğu hayvanın en önemli saldırı silahıdır. Köpek dişi. İşte o bahsettiğim... Geldi. 2 kelimeden oluşan 10 harfli ve bugünün en zor 10 harfli cevabı olarak kabul ettiğim kendi adıma soru. Buyurun gelsin. 2 dakikadan fazla süremiz var. Rahat edin. Bir ateşli silahın veya bombanın yaratabileceği zararın şiddeti. 2 kelime. Bir ateşli silahın... Bir şey gücü. Ha gayret. Bravo. Bravo üstadım. O aradığınız bir şey de Arapça kökenli bir kelime. Tahrip gücü. Mustafa Bey bildi demeye kalmadan Şamil Bey de bildi. 9700 mü acaba? 9700 mü? Rakiplerinize acaba sadece bir harf alma hakkı mı bırakacaksınız? Acaba onun üzerine 2 dakika gibi bir süre mi arttıracaksınız? Göreceğiz. Son soru. Pamuk. Pamuk bitkisi için kullanılan metaforik bir tabirdir bu. Rengiyle alakalı olabilir. Bravo. Beyaz. İki kelime. İki kelime bu arada. Hı hı. Beyaz... Ne olabilir? Gazetelerde filan belki karşınıza çıkmıştır. Tam böyle hasat zamanı, nokta nokta hasatı başladı filan diye başlık atarlar. Hatırlayamadım ya. Bir harf alalım. Yapmayın yahu. Aldık bir tane. Ne kadar değerli olduğunu anlatan bir tabir üstadım. Beyaz altın. Beyaz altın. Keşke almasaydık onu. Bir şey olmaz. Evet. 9600. 9600 artı 1 dakika 46 saniye. Fakat bu gibi sonuçlar efendim. Bazen... Gazeteci. Rakiplerde de değil mi? Değişik bir etki yaratabiliyor. Bunun üzerine heves kursakta kalırsa çok üzülmeyin. İnsan kaybedecekse böyle kaybetsin. Öyle. Kocaman alkışlar. Çok güzel alkışlar. Alkışlar Şamil Bey için. Zannediyorum ki hepimiz biliyoruz. Kendisi hak etti o alkışları. Hatta daha da kuvvetlisini hak etti. Daha da daha kuvvetlisini hak etti. Teslim edeyim efendim. Güzel günlerde harcarken bizi hatırlarsınız. Rakiplerimiz, artık ekipsiniz. Ekibiniz, sizin destekçiniz olacak hafta finalinde. Size enerji gönderecek ekran başından değil mi efendim? Değil mi efendim? İnşallah bu hadiseyi tur finaline kadar götürür de. Yani elendiysek de tur finalistine elendik dersiniz. Hadi bir alkış daha kendisine. Tebrik ediyorum. Şöyle birlikte kapatma arzusundayım. Güzel insanlarla tanıştık efendim. Hem öncesinde stüdyoya girmeden önce hem stüdyoda çok güzel sohbetler ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sıcacık insanlar vallahi. Aralarından bir kişi bu maceraya devam edecekti. Bileğinin hakkıyla Şamil Bey kazandı. 9800'ler bekliyoruz artık kendisinden. Biz takip edin. Ha, katılmak istiyorsanız da yapacağınız şey gayet basit. Onu da biliyorsunuz efendim. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de görürsünüz. Hoşçakalın.